Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah ismi yerine Tanrı, Tanrım gibi ifadeler kullanmak caiz midir? Tabi bir Müslüman Allah'ı kastederek, kendisini yaratan bir tek zatı kastederek Tanrı dese, Tanrım dese elbette bunun bir sakıncası yok. Çünkü kastettiği, inandığı Allah'tır ve kendisini yaratan bir tek olan zattır. Bunu kastediyor ve bunu niyet ediyor. Ancak bilelim ki Tanrı, ilah gibi, kat gibi, Dio gibi kelimelerin hiçbirisi asla Allah lafzayı celalinin yerine tutmaz. Yani niyeti Allah'ı kastetmek olsa da hiçbir kelime Allah ismi celalinin yerini tutmaz. Çünkü Allah ismi Allah'ın zatına alemdir. Allah'ın zatını, bütün şuunatını, sıfatlarını, isimlerini, fiirlerini içine alan cami bir isimdir. Zatına alem olduğu için Allah ismi celalinin yerini başka hiçbir isim tutmaz. Ama biz Rabbimizin bütün güzel isimleriyle Allah'a dua ederiz. Fe'lillahi esmaül husna bütün güzel isimler Allah'a aittir. Fed'uhu <laughs> biha. Yani Allah'a o güzel isimlerle dua ediniz. Demek ki gerek Kur'an'da geçen Allah'ın isimlerini gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde geçen Allah'ın isimleriyle Allah'a dua ederiz. O Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından ve şunatındandır. Ama Allah ismi Celal'in yerini o isimler tutmuyor. Mesela قُلْ هُوَ اللّٰهُ أحد. De ki o Allah'tır. Mesela İhlas suresinde En Allah. Başka bir ayette mesela. Ben Allah'ım. Onun için Allah İsmi celali Allah'ın zatına alem bir isimdir. Ama mesela başka bir ayette ister Allah diye çağırın, ister Rahman fark etmez. Güzel isimler O'nundur. Öyleyse Allah'a dua ederken, yalvarırken bütün isimlerle dua edebiliriz. Ama bilelim ki Allah ismi celalinin yerini başka isimler tutmuyor. Mesela La ilahe illallah. Hiçbir ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Şimdi buradaki ilah kelimesi eski Türkçe'de tanrı, tengri olarak geçiyor. Mesela Farsça'da hüda diye geçiyor. Bazen görüyoruz mesela veya işte İngilizce'de gad deniyor. Bir başka lisanda dio deniyor. Farklı farklı dillerde farklı kelimeleri kullanıyor. Bu aslında ilah kelimesi tapılan, ibadet edilen anlamındadır. Ama Allah'tan başka diğer tapılan şeyleri de ilah denilebiliyor. Diyelim ki adamın taptığı şey güneşse onun ilahı güneştir. Yani adamın taptığı şey ateşse onun ilahı ateştir. E adamın taptığı şey şeytansa onun ilahı şeytan oluyor. Öyleyse ilah kelimesi tek başına veya tanrı kelimesi tek başına Allah'ı kastetmeyerek söylenilebiliyor. Onun için bu kelimeleri kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Ama bilelim ki ilah da Allah'ın bir ismidir. Mesela ve ilahukum ilahu vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de ilah kelimesi Allah için kullandığında tek ilah olarak kullanılıyor. Öyleyse bilelim ki Allah ismi celali başka isimlerin hiçbir ismi Allah isminin yerini tutmuyor ama Allah'ın da bir ismi Kur'an-ı Kerim'de bir ilah olarak geçmektedir. Şu halde bir Müslüman Allah'ı kastederek ve bir olan yaratıcıyı, kendini yaratan, kendini yaratan zatı kastederek Tanrım dese, Tanrı dese bunun bir sakıncası olmadığı söylenebilir. Ama bu niyetlerle, bu maksatla söylemek icap ediyor. Fakat yine tekrar edelim ki Allah lafza celalinin yerini hiçbir şey tutmuyor.